Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Bu atasözüyle biz iletişimin çok önemli olduğunu anlıyoruz. Karşındaki kişi yılan da olsa, kötü de olsa, siz tatlı dil ile iletişime girerseniz o yılanı deliğinden çıkarır, onu doğru yönlendirebilirsiniz. Siz iyiyseniz karşıdaki kişi iyi oluyor. Siz kötü iletişim kurarsanız karşıdaki kişi kötü olabiliyor. Araştırmalara göre istatistikler şunu söylüyor. Kötülüklerin, başarısızlıkların, savaşların, sıkıntıların, iflasların olmasının temel nedeni %96'sına sebep olan iletişim eksikliği. İletişim sorunu. Eğer sen firmayı batırdıysan veya batırmak üzereysen bunun asıl nedeni, yani %96'lık kısmı, senin iletişim kuramaman. İletişim konusunda beceriksizliğinden kaynak. Veya iki ülke arasında eğer savaş oluyorsa, sıkıntı oluyorsa, orada iletişim sorunu olduğundan dolayı bu savaşlar var. Yani diplomasi çalışmamış demektir. Ailede bir sorun varsa, karı koca arasında kavga, gürültü, bir sıkıntı varsa bunun %96'sının sebebi karşıdaki kişiyi anlayamamak veya anlatamamak derdini, yani iletişim sorunu. Senin evladınla bir problemin varsa yine bunun %96'lık sebebi iletişim sorunuyla alakalı. Yani iyi iletişim kuramıyorsun, tatlı dil ile iletişime giremiyorsun. Onunla alakalı. Bu cümlenin arkasından senin aklına şu gelebilir. Ama hocam ben her şeyi en iyisini yapıyorum. Sana göre öyle, izafi, göreceli, o kadar bildiğinden dolayı o kadar yapabildin. Dolayısıyla o yüzden sıkıntı yaşıyorsun. İletişim becerisini arttırırsan eğer, kendini geliştirirsen, iletişim becerisini arttırarak eşinle, evladınla veya annenle, babanla iyi iletişim kurarsan o zaman sıkıntı olmuyor. Yani problemin %96'lık kısmını çözmüş oluyorsun. Dolayısıyla tatlı dil, iletişim çok önemli, güzel insanlar. Şu dünyadaki sorunların biraz önce dediğim gibi %96'lık sebebi büyük büyük yazabilirsiniz iletişim eksikliği ile alakalı. Dolayısıyla sen kötülükleri kaldırmak istiyorsan şu dünyadan, iyilikleri çoğaltmak istiyorsan, bununla beraber başarını arttırmak istiyorsan, bereketini arttırmak istiyorsan, sağlığını güçlendirmek istiyorsan, mesleğinde daha başarılı olmak istiyorsan, kendin ile daha barışık olmak istiyorsan, yani özgüvenini arttırmak istiyorsan, iletişim konusunda kendini geliştirmen gerekiyor. Bu kadar net ve açık. Bunu daha iyi kabul edebilmen için yazabilirsin. Madde madde, sütün sütün. 5 tane sütün var hayatımızda. Bunları, bu 5 tane sütün bizim hayat çatımızı tutuyor. Bakın 5 tane sütün var. 1, 2, 3, 4, 5. Ve bu bizim hayatımız. Dengeli tutan 5 tane sütün var. Bu 5 tane sütün, birinci sütün bolluk, bereket. Yani para. Parasız olmuyor arkadaşlar. Paranı çoğaltmak istiyorsan, yani bereketini arttırmak istiyorsan o zaman ne yapacaksın? İyi iletişim becerisi öğrenmen gerekiyor. Yani iletişim becerilerini geliştirmen gerekiyor. İletişim becerilerini geliştirdiğin zaman, hocam nasıl etkiler, nasıl bolluk bereket gelir? Bak, bir kere dil kalıplarını değiştirmeye başlarsan, parayla alakalı, zenginlerle alakalı negatif düşünceleri beyninden çıkarmaya başlarsan, ön yargılarından kurtulursan, iletişim becerisiyle oluyor bu, sen bolluğu, bereketi itmiyorsun, zenginliği itmiyorsun kendinden. Kendine çekmeye başlıyorsun, iyi iletişim kurmaya başlıyorsun. Yani bolluğa, berekete karşı iyi iletişim kuruyorsun. Bunun yanında iyi iletişim becerisi olduğundan dolayı önüne fırsatlar geldiğinde, yatırım konusunda örneğin, sen iyi iletişim kurarak o fırsatı değerlendiriyor, yatırım yapıyorsun. Birkaç yıl sonra o yatırdığın para çarpan etkisiyle değer kazanıyor. O şekilde bolluğunu, bereketini örneğin arttırabilirsin.
Bununla alakalı bir hafta eğitim verebilirim. Çünkü biz bolluk bereket psikoloji eğitimini de verdiğimizden dolayı burayı şimdi bu kadar anlatabiliyorum. Şimdi ikinci sütuna gelelim. Meslek. Yani ne iş yapıyorsun? Örneğin bir yerde satış temsilciliği yapıyorsun. Bir ürünü satıyorsun, bir yerde çalışıyorsun maaşlı olarak. Burada satış konusunda eğer iyi iletişim kurarsan, müşterilerini anlarsan, onların ihtiyaçlarını, gerçek ihtiyaçlarını anlayarak iletişim becerisiyle oluyor bu. İhtiyaçlarını gidererek müşteri memnuniyetinden dolayı mesleğinde daha başarılı oluyorsun. Severek yapıyorsun. O işi böyle hani pazartesi sendromu olmuyor sende. Severek. Neyle alakalıymış? İletişim becerisi. Yani karşıdaki kişiyi iyi anlamak ve karşıya kendini iyi anlatmakla alakalı. İletişim becerisi kazanınca mesleğinde de daha iyi oluyorsun. Hemen üçüncüsüne gelelim, aile. Ailede örneğin sen oğlun ile, kızın ile veya eşinle sorun yaşıyorsun. Bunların %96'lık sebebi neymiş? İletişim eksikliği. Yani o sana bir şey söylüyor, seni provok ediyor, sen de tutamıyorsun kendini. Bir şey söylüyorsun, bela insanın diline bağlıdır, hadis-i şerif. Sen belayı çekiyorsun dilinle. Karşıdaki kişinin provokasyonuna, tuzağına düşerek kalbini kırabiliyorsun. Veya karşıdaki kişi senin kalbini kırıyor ve ailede huzurun kalmıyor. Bu iletişimsizlikle alakalı, huzursuzluk. Sen aile huzurunu arttırmak istiyorsan o zaman iletişim becerisini arttıracaksın. Bu kadar. Gelelim güzel insanlar, özgüven. Sen kendin ile iyi iletişim kurarsan, yani kendine samimi olursan, kendine dürüst olursan, kendini aldatmaz isen, o zaman kendinle barışık olunca senin özgüvenin artıyor. Hani o küçük çocuk var ya, yıllar önce yaşadığın o çocukluğuna geri giderek onunla barıştıkça özgüvenin artıyor. Bu iletişim becerisiyle oluyor sevgili arkadaşlar. İletişim becerilerini arttırırsan oluyor. Şimdi gelelim. Beşinci sütun ise sağlık. Sağlık, güzel insanlar, yine iletişimle alakalı. Dört tane sütunu sağlamlaştırdıkça senin sağlığın iyi oluyor. Gece rahat uyuyorsun. Psikolojin iyi olursa bu da fizyolojine etki yapıyor. Kafan rahat, bedenin rahat, sağlıklısın. İşin özü sevgili arkadaşlar, bu bizim hayatımız. Şu gördüğünüz çatı bizim hayatımız. Şu gördüğünüzde sütunlar, hayatımızı dengeli tutabilmek için iletişim becerilerini geliştirmek gerekiyor. İletişim becerilerini geliştirdiğin zaman rahat edersin, huzura kavuşursun, mutlu olursun, bereketin artar, ailenle zaman geçirebilirsin, müşterini memnun edersin, cebin de rahat olur, bereketi olur. Çünkü sen iletişim becerilerini arttırmak için hemen harekete geç. Problemleri çözecek birinci madde iletişim becerileri kazanmak olarak birinci sıraya yazabilirsin. İletişim becerileri nasıl gelişir sevgili arkadaşlar? Şimdi açık ve net söyleyeyim. Kitap okuyarak böyle iletişim becerileri geliştirmeye çalışan birçok insan var. Hani tavsiye kitaplar, kişisel gelişim kitaplar ile iletişim becerileri geliştirmeye çalışan birçok insan var. Fakat bu kitaplarda genellikle taktikler öğretiliyor. Yani sana şu cümleyi söylerlerse sen de şu şekilde cevap vereceksin. Sana bu şekilde davranırlarsa sen böyle davranacaksın. Yani teorilerle dolu ve taktiklerle dolu. Bir de manipülasyonlar çok var içerisinde. Ve bu kitapların çoğu Amerika'dan geldiği için menşei, kaynağı Amerika ve bizim yazarlarımız onları birebir kopyalıyorlar, genellikle Türkçe'ye çeviriyorlar veya kendilerine göre yorum yapıyorlar. Yani Batı'nın kültürünü direkt bu tarafa taşıyorlar. O yüzden bizim gurbetçilerimize, bizim milletimize etki yapmıyor. Çünkü kültür uymuyor, değerleri uymuyor, inançları uymuyor. Kan grubu gibi düşünün. Senin kan grubun örneğin A grubu, oradan B grubu geliyor. A grubuna B grubu uymuyor. Dolayısıyla sende etki yapmıyor. Oradaki öğreneceğin taktikleri bir kenara bırakarak aslında yapacağın şey mentaliteni değiştirmek. Yani bakış açını değiştirmek. Mindsetini değiştirmek bu konuda. Eğer sen mindsetini, bakış açını, yani bu kafa yapısını değiştirirsen kendinde doğru iletişim kurmaya başlarsın. Yani beynine bir program gibi
bakış açısı programı gibi yüklediğin zaman iletişim konusunu, ailen ile nasıl iyi iletişim kurman gerektiğini veya müşterinle nasıl daha iyi iletişim kurman gerektiğini otomatik olarak bilgisayar programı gibi çalıştırırsın. Sistem kendiliğinden çalışır. Yani ne yapayım, nasıl yapayım, nasıl uygulayayım diye uğraşmana gerek yok. Çünkü buraya programı yüklediğin zaman kendiliğinden oluyor zaten. Bisiklet sürmek gibi. Yani sen bir kere bisiklet sürmeyi öğrendikten sonra kendiliğinden pedalleri çeviriyorsun, direksiyonu ona göre çeviriyorsun. Yani unutulmuyor o. O beceri, bisiklet sürme becerisi unutulmuyor. Dolayısıyla bilgisayar programı gibi beynine yüklediğin zaman, bakış açını değiştirdiğin zaman, mentalite kazandığın zaman bu konuda iletişim konusunda otomatik davranışlar sergiliyorsun ve iletişim sorunlarını genellikle çözüyorsun. İletişim sorunlarını çözünce de zaten %96'lık kısmı çözdüğünden dolayı başarı geliyor, bereket geliyor, huzur geliyor, güzellikler geliyor, kötülükler de senden uzaklaşıyor. Ve iletişim becerisini kazanmanın en kolay ve en etkili yolu da bu konuda eğitim almak. Yani sen bu konuda iletişim becerileri kazanmanın eğitimini doğru yerden alırsan, yani kendi kültürüne, değerlerine uyan bir şekilde bir eğitim alırsan, o zaman gerçekten bu iletişim yeteneklerini de kazanmış olursun. Örneğin bizim eğitimlerimize katılan arkadaşlara biz ilk önce hemen ilk geldiklerinde taktik, teknik, yöntem böyle yüklemiyoruz onlara. Onlara öğretmeye çalışmıyoruz. İlk yaptığımız şey bakış açılarını değiştirmek. Yani onlara bir mentalite kazandırmaya çalışıyoruz. Beynine program yüklemeye çalışıyoruz. Mindset yüklüyoruz. O bakış açıları beyinlerine yerleştiğinde otomatik davranış sergilemeye başlıyorlar ve ihtiyaçları olan taktik, teknik, yöntemleri otomatikmen bir sünger gibi kendilerine çekiyorlar, ihtiyacı olanları kullanıyorlar zaten. Yani bakış açılarını değiştirdiklerinde, yani o mentaliteyi değiştirdiklerinde onların ihtiyacı olan yöntemleri biz onlara gösteriyoruz, öğretiyoruz. Birinci adım kafa yapısını değiştirmek. Bakış açısını değiştirmek, mentaliteyi değiştirmek, mindset'i değiştirmek. Bunu yaptıktan sonra ikinci adım yöntem ve taktikler öğretiyoruz onlara. İhtiyaçları olan yöntem ve taktikleri uygulamaya başlıyorlar. İşte o zaman birinci adımı yaptıktan sonra yöntem ve taktik işe yarıyor sevgili arkadaşlar. Sen de bu şekilde iletişim becerilerini geliştirebilirsin. İletişim becerilerini arttırarak huzurunu, mutluluğunu artırabilir, bereketini artırabilirsin. Sen de iletişim becerilerini geliştirmek için bizim eğitimlerimize, programlarımıza katılmak istiyorsan, o zaman bizimle iletişime geçebilirsin. Bizimle iletişime geçebilmek için yapman gereken şey, bu videonun altındaki linke tıklayıp formu doldurup göndermek sevgili arkadaşlar. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.